Merhabalar efendim, Muhabbetname programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizler sizlerle birlikte bilmem kaç haftadır muhabbetimizi paylaşmak için bu ekranda sizlere huzurumuzu, aşkımızı, şevkimizi aktarmak için hazır bulunuyoruz. Elbette biliyoruz, siz de gönlünüzün güzellikleriyle bizi karşılıyorsunuz, evinizde, iş yerinizde, her neredeyseniz. Ama biliyoruz ki sesimiz bütün dünyaya yankılanmakta ve muhabbetimiz sizin aşkınızla birleşerek bütün dünyaya güzellikleri sunmaya devam etmekte. Bundan dolayı da aslında Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Elbette biz merkeze, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bağlılığımızı koyarak sizlere muhabbetimizi aktarıyoruz. Ve muhabbet ederken de namelerin o engin sihrine kendimizi bir anlamda dahil etmeye gayret ediyoruz. Çünkü aslında medeniyetimizin en önemli ifadesidir nameler ve musiki. Medeniyetimizi bize aktaran çok önemli bir birleşimdir notaların bir araya gelerek bize sunmuş olduğu saz eserleri, peşrevler, şarkılar, türküler ve daha niceleri. Biz de sizlerle birlikte işte bu muhabbeti paylaştığımız noktada muhabbetimize muhabbetini eklesin ve gönlünün güzelliklerini bizlerle buluştursun diye aylardır sizlere çok değerli konuklarımızı takdim etmeye devam ettik. Bugün de benim gönlümde gerçekten çok müstesna bir yere sahip olan sesiyle, sadasıyla, duruşuyla, konuşmasıyla, varlığıyla, arkadaşlığıyla, dostluğuyla gerçekten tanışmaktan dolayı bahtiyar olduğum çok kıymetli bir konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Yıllardır yapmış olduğu musiki çalışmalarını TRT Müzik ekranlarında taclandıran ve Aşk-ı Neva programını bizlerle buluşturan, engin medeniyetimizin farklı musiki formlarını okumuş olduğu eserlerle bizlere aktaran ve bütün bu güzellikleri kendi dünyasında gerçekten liyakatli bir şekilde yaşayan çok kıymetli ağabeyim, dostum, üstadım, değerli Murat Erol Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. Yine çok güzel bir açılış oldu. Eyvallah. Ağzımızı açık seyrediyoruz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Yani varlığınız bende bu hissiyatları oluşturuyor ve ben de bunu gerçekten dile getirmekte belki noksanlık yaşadım ama sizi ne kadar sevdiğimi bir kere daha buradan değerli seyircilerimize ifade etmek isterim sizinle birlikte. Dostluğumuz gerçekten çok güzel, baki bir dostluk. Ahiret dostluğu diyoruz inşallah. Ahirette de birlikte olmayı nasip etsin Mevla. Abi ne kadar güzel olur. Düşünsene cennette sizin köşkünüzden benim köşküme i̇nşallah, bir böyle musiki namelerinin geldiğini falan. İnşallah, inşallah. İnşallah Rabbimiz, abi. Rabbimiz nasip etsin. Bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım inşallah. İnşallah. Şeref buldum. Gerçekten uzun soluklu ve çok kaliteli bir program. İkinci Eyvallah. Sefer gelişim. Eyvallah. Öncesinde kıymetli hocamla gelmiştik. Evet, Muzaffer hocamla gelmiştik. O gün de çok güzel bir program çıkmıştı. Bugün de çok güzel bir program icra edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü ortam çok güzel, dostlar çok güzel, arkadaşlar çok güzel. Güzel eserler de hazırladık. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Abi ben hani Muzaffer hocamdan bahsetmişken sizin temsil ettiğiniz çok önemli bir ekol var aslında. Evet. Hani biz Ankara'dayız. Ankara'da hayatımızı devam ettiriyoruz belki bir anlamda. Konserler noktasında Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli şehirlerini ziyaret ediyoruz bu anlamda. Ama gerçekten size tevarüs eden çok önemli üstadların birikimleri var. Bunlardan belki neredeyse hayatınızın çok geniş bir bölümünde yer alması hasebiyle Muzaffer Şenduran hocamızı ifade etmemiz gerekir. Tabii ki, tabii. Ama Cinuçen Tanrı Korur hocamız belki bir dönemiyle rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin ve onun tavrı. Tahir Karagöz hocam. Tabii şimdi evet. Aslında Ankara'da çok müzik adına büyük adamlar yetişmiş. Evet. Geçmişler. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Biz üniversite hayatımızda Muzaffer Şenduran'la tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Değil mi? Allah o olmasaydı vermez. Herhalde buralarda olmazdık diye düşünüyorum. Çünkü onun çok büyük katkısı var bizim müziğimizde, kişiliğimizde, dünyaya bakış açımızda. Çok evet. Önemli yeri vardır hocamın. Hocam vesilesiyle biz Tahir Karagöz'ü tanıdık tabii. Evet. Tabii onun hocası da Saadettin Kaynak Üstadımız. Ne kadar önemli bir sıralama bu aslında. Tabii ki. Değil mi? Silsile çok güzel. Ve arada da çok müstesna bir yerde Ahmet Hatipoğlu hoca var değil Hatipoğlu mi abi? Hocamız tabii çok önemli bir değer. Evet. Ama o ayrı bir yerde. Evet. Ona birazdan geleceğim. Kaynak bizim ekolümüz, üstadımız. Hafız olmamız hasebiyle de evet. Hep onu kendimize örnek almışızdır.
yaşantısıyla, müzik, müzeye bakış açısıyla. Tabii biz o kaynağa ulaşamadık tabii hala da. Oradan beslenmeye çalışıyoruz. Evet. Muzaffer Hocam'la birlikte Ahmet Hatipoğlu'yla da tanıştık tabii ki. Hatipoğlu Hocam Türkiye'deki Türk tasavvuf musikisinin en önemli şeflerinden, bestekarlarından bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Onunla vefatına kadar birlikte olduk. Aşağı yukarı bir 10-12 yıl birlikte çalıştık. Özel bir topluluğunda 3 yıl beraber çalıştık. Maşallah. Orada işte solistliğini, kasidehanlığını, koristliğini yapmaya çalıştık. Çok güzel, maşallah. Çok güzel adamlar geldi geçti. Allah bizi inşallah onlarla tekrar buluştursun. Amin. Çok inşallah. Güzel hocalarımızdı. Eyvallah. Cümlesinden Allah razı olsun. Bize çok katkılar oldu çünkü. Gerçekten öyle. Hani bazen sizden bir eser dinlediğimizde sizin o naif aslında üslubunuz beni çok etkileyen, biraz sonra da şahit olacak değerli seyircilerimiz. O üslubun içerisinde ben çok böyle sadece kayıtlardan dinlediğim Tahir Karagöz hocamın kendi tegannisini duyuyorum. Evet. Ahmet Hatipoğlu hocamın birazcık böyle hani çok rahmetli, çok böyle titiz, rikkat sahibi bir adamdı. Yani evet, Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Ama çok enteresan, Muzaffer Şenduran hocamın titizliği aslında sizin her noktanıza yansımış durumda. Yani ben bunu çok gerçekten birebir müşahede ettiğim için söylüyorum. Evet. Ama hani siz de ifade ettiniz ya, hafız olmanız hasebiyle de Saadettin Kaynak ekolünü ne kadar liyakatli temsil ettiğiniz de bir gerçek. Cenab-ı Allah sizi bir kere bu noktada hafız olarak yetiştirmeniz noktasında lütuf buyurmuş, ihsan buyurmuş, bizimle tanıştırmış. Elhamdülillah. Bütün güzelliklerinize tabii şahit oluyoruz. Yani. Muzaffer Hocam dediğim gibi hayatımda çok önemli bir noktada. Biz onunla çok uzun yıllar beraber olduk. Hala da beraberiz. Allah sağlık selamet versin. Amin. Ondan hem koro çalışmalarında hem özel görüşmelerimizde, muhabbetlerimizde çok fazla şeyler aldık diye düşünüyorum. Onun müzik bakış açısı, müziğe bakış açısı, eğitimciliği çok önemlidir. Türkiye'deki çok önemli adamlardan bir tanesidir aslında koro şefliği anlamında. Abi bir şey demiştiniz, hiç hatırımdan çıkmıyor. Konserlere çıktığımızda notayla çıkmazdık tabii, demiştiniz. Tabii, hatırlıyor musunuz abi? Bakın biz Cinüçen Tanrıkonur hocamızın 63 makamlık Kârenev Eda'sını okuduk. Evet. Ve hemen hemen bir saate yakın bir icradır o. Tamamen notasız. Farsça sözlerden oluşan Mevlevi ayinleri biliyorsunuz. Bir kere sözleri tamamen ezberliyorsunuz. Ezberliyoruz tabii. Nameleri ezberliyorsunuz. Tabii. Geçkileri ezberliyorsunuz. Üniversitenin her köşesinden gelen, her bölümünden, farklı bölümlerinden gelen amatör çocuklar yapıyor bu işi. Düşünün. Değil misiniz abi? Tabii ki. Yani orada gelip Allah notayı Allah öğrenen, solfeji öğrenen, müziği orada öğrenmeye başlayan çocuklar. Yani kimisi hukuk fakültesinden, tabii ki, kimi ziraat fakültesinden. Bizde avukatlar, falan. Hakimler, doktorlar, evet. Mühendisler çok Allah fazladır Allah. Dostlarımız. Oradan kalma dostluklar. Hocanın en büyük katkısı da bize çok güzel dostluklar oluşturması. Evet. Hayatımızdaki en önemli arkadaşlarımız o koro vesilesiyledir. Allah razı olsun. Eyvallah. Abi o dostlara selam ederek eyvallah. Kıymetli seyircilerimizle sizin çok güzel eserinizi buluşturalım mı? Ne dersiniz? Tabii ki. Ne okuyacaksınız İlkin abi bize? 2008 yılında rahmetli olan Avni Anıl Üstad'ın evet, Yağmur Duası'nı okuyalım. Allah Allah. İnşallah. Harika abi. İnşallah. Buyurun. Bugün şarkı okuyalım. Tabii bugün eyvallah şarkı okuyalım. Eyvallah. Kurumuş topraklar
uzatıyorum ellerimi. Barekallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel okudunuz abi. Ama eser çok güzel. Harika, değil mi? Tabii, hakkını verebildiysek ne mutlu. Maşallah. Çok elinize güzel. Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Eyvallah. Aslında duadan ibarettir hayat. Doğmadan evvel annemizin karnındayken, rahmindeyken onun dualarıyla büyürüz annemizin karnında. Doğarız, annemizin dualarıyla birlikte aslında hayatımızı selametli bir şekilde devam ettiririz. Ve annemizin, babamızın, bizi sevenlerin dualarıyla birlikte evet. İşte bu dualara amin diyecek kıvama geliriz abi. Onlardan bir tanesidir yağmur duası ama yağmur bizim dünyamızda çok önemli bir yere sahiptir. Evet. Bazen bir şair çıkar, Nurullah Genç'tir adı, selam ederiz buradan. Ve seni bekleyen ki, bir taş da ben olsaydım deyiverir. Evet. Ve o yağmur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olur dünyamızda. Evet, bizim dünyamızda zaten bütün yaşantımız sevgi, muhabbet üzerine kurulu. O muhabbetin kaynağı da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem evet. Efendimiz. Ona duyduğumuz şevki, muhabbeti biz de eserlerle yansıtmaya çalışıyoruz. Müzik hayatımızda hep onu yaptık. Tabii Türk tasavvuf musikisi evet. Okuyoruz, icra etmeye çalışıyoruz. Ne kadar becerebiliyoruz orası tartışılır ama bütün her şeyin başında aşk var. Aşk olmadan meşk olmaz. Muhakkak. Aşk üzerine bir hayat, dostluklar, güzellikler paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah yeni projelerle de eyvallah. Sevdiklerimizin karşısında olmaya hazırlanıyoruz bu arada. İnşallah. O projelerde tabii müziğimizi genç nesillere aktarabilmek evet. Bir derdimizin olması lazım. Hani hep konuşuyoruz tabii ya. Evet. O dert bizim açımızdan musikidir, müziktir, kültürdür, ilimdir, irfandır. Sadece müzik değildir tabii elbette. Ki. Bir medeniyettir aynı zamanda. Bunu biz gelecek nesillerimize, güzel çocuklarımıza, gençlerimize düzgün bir şekilde aktarabilirsek kendimizi mutlu ederiz tabii ki. Elbette. Çünkü amacımız bu. Yani hani evde evladınız sizi dinliyorsa eğer veyahut da sizin hoşunuza giden bir eseri o da dinlemekten hoşlanıyorsa bu iş bitmiştir aslında. Yani ve evet. Çok güzel bir benzetme yapılmıştı yıllar önce. Sevgili Bekir Develi abim söylemişti bunu. O yazmıştı daha doğrusu bir yerde. Demişti ki eğer caminizde çocuklar varsa geleceğinizden emin olun demişti. Tabii.
Tabii. Musikide de öyledir değil mi abi? Yani sizin hoşunuza giden bu geleneksel musiki tavrını, tarzını çocuklar da severek dinliyorlarsa veyahut da en azından o kıvama geliyorlarsa evet. Bu musikinin devamı açısından, bu üslubun devamı açısından biz de ümitsiz olmamalıyız değil mi abi? Tabii ki hiçbir zaman ümitsiz değiliz. Biz müzikle uğraştığımız için bizim evet. Evlerimizde, arabalarımızda evet. hep bizim müziğimiz dinleniyor. Evet. Tabii çocuklarımızı o yönde biz yönlendirmeye çalışıyoruz ama ben tabii eğitimci olduğum için aynı zamanda evet. 4-5 yıldır gençlerle çalışma fırsatı da yakaladık. Koro çalıştırıyorsunuz. Tabii koro yani o da çok önemli yani tabii değil ki. Mi abi? Yani biz bu çalışmalarda sadece müzik vermiyoruz. Türk tasavvuf müziği okumuyoruz yani. Türk müziği de okuyoruz. Türk evet. müziğidir bizim kökenimiz. Tasavvuf müziğimizin de, evet. de o çatının altında bir nüvedir yani. Biz orada tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü, ilim ve irfanımızı, o medeniyeti bize bırakan güzel insanları da anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Çünkü bakın bizim bestekarlarımızın %90'ı neredeyse hafızdır. Evet. Bu gelenekten gelmiştir. Tabii ki. Yani elhamdülillah bize de nasip etti Rabbimiz. Yani peygamber sevgisi, Allah sevgisi çok üst zirvede olan insanlar. Nabi merhumun bir güftesi var. Onun hikayesini anlatacağız biraz sonra. Eyvallah. Tabii ki onlar büyük bir aşkla, şevkle, muhabbetle yaşamışlar. Mevla bize de nasip etsin o güzellikleri. Amin inşallah. Ama tabii bu kundakta başlıyor ve kundakta annenin evladının kulağına mutlaka okuduğu ninnide de muhakkak şey, bu bütün bunlar var. Hadi İzinin olursa dinleyelim. Bir eser okuyayım abi. Buyurun. İnşallah. Sözler Vecdi Bingöl'e ait ve beste Kadri Şençalar'a ait. Dirgah evet. makamında bir tespit. Yine o menekşe gözler aralı. Allah Allah. Oya kirpiklerde yaşlar sıralı. İzninizle abi. Buyurun. Eyvallah. Zevkle. Thank you.
sen kaldın. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Maşallah. Size de teşekkür ediyorum. Bir Şehnaz bağlayalım bunun arkasında, müsaade var mı? Estağfurullah abi, lütfen. Bir Şehnaz alabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Eyvallah. Beni ateşlere salan o tatlı siyah gözler. Eriyeceğim biteceğim burada bugün abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Zeki Arif Ataergin, Allah'u Ekber. Hacı Arif Bey'in oğludur biliyorsunuz. Evet abi. Ama çok popüler bir isim değildir bizim kültürümüzde. Hani Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi çok tanınmamış bir bestekardır. Ya babasının çok fazla gölgesinde kaldığı evet. için. Ama Selahattin evet. Pınar ondan çok etkilendiğini evet. Bizzat kendisi söylüyor. Çok sanatlı, çok muhteşem eserleri gerçekten harikulade olan bir bestekardır. Evet. Rahmetli anıyoruz. Benim evet. de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sen de çok seviyorsun biliyorum. Evet abi. Paylaşalım istedim inşallah. Lütfedersin abi, çünkü yani rahmetli babamla gözyaşlarıyla dinlerdik bu şarkıyı. Değil biliyor mi? Musun abi ya? Değil mi? Ben ilk öğrendiğimde ona koştum. Hep böyle olurdu. Yani ilk öğrendiğim eseri gider yanına, baba bir eser öğrendim okuyayım mı? Oku yavrum derdi. Bunu okumuştum. Harika bir eser. Evet. Ve dedi ki bana, bu direkt Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlatıyor dedi. Değil mi? Müthiş bir şarkı. Nasıl mutlu ettin beni abi, anlatamam yani. Okuyabilirsek ne mutlu. Lütfen abi, buyurun. Buyur.
Allah razı olsun. Allah. Eyvallah. Ne güzel eser abi. Ne güzel okudunuz maşallah. Yani şimdi bir sevgiliye yazılmış olsa da bu lafları nereden buluyorsunuz değil mi? Ya. Bu nameleri nereden buluyorsunuz? Ya. Ne kadar güzel. Ama son ifade yani Cihan sensiz hiçe değer ifadesi levlake levlak lema halaktül eflak ifadesinin birebir aynısıdır yani. Evet. Sen olmasaydın, sen olmasaydın Habibim alemleri yaratmazdı. Elbette onun varlığıyla bu cihanın bir anlamı var bizim için. Öyle değil mi tabii abi? Tabii ki, tabii ki. Bu şarkı bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ithaftır bizim gönlümüzde. Tabii bizim musikimizde hani bizim şarkı olarak bildiğimiz çok fazla eser var. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ithaf edilen bir kızıl gonca. Değil mi? Evet. Ondan sonra Pınar'ın değil mi? Yine vardı şarkısı, evet. Hüzzam şarkısı. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Mutlaka Yesari Asım. Yesari Asım. Evet. Mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. etkisi
bizim üzerimizde çok fazla. Tabii ki. Tabii ki. O dönemki bestekarların üzerinde bizden daha fazla idi muhakkak ki. Onlar zaten müziğimizin zirvesidir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'dan çok ilham almışlar. Gerçekten öyle. Evet. Yani onun ashabıyla, arkadaşlarıyla diyaloğundan gerçekten bizim dünyamıza aşk ve muhabbetin nasıl yansıtılması veyahut da nasıl aktarılması gerekliliğiyle alakalı birçok işaret çıkmış. Mutlaka. Sevgisini mutlaka çok güzel bir şekilde ifade etmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. Hani çok enteresan bir detaydır belki ama kişinin eşiyle olan muhabbetini aktarmak veyahut da anlatmak açısından su istemiş mübarek eşlerinden, annemizden bir tanesinden. Suyu getirince o mübarek annemiz, bir yudum sen alır mısın demiş Peygamberimiz. Mübarek annemiz bir yudum almış. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz annemizin dudaklarının değdiği yerden suyu içmiş abi. Yani bundan daha büyük sevgi ifadesi var mıdır bir insanın eşine göstereceği naifliği? Görüyor musunuz? Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem çok kibar, hem evet, çok naif, hem çok merhametli, evet, hem çok adil. Bir devlet adamıydı, evet, bir liderdi, bir aile babasıydı. Evet. Tabii çocukları vardı. Hani şimdi namaz kılarken hep evde o aklıma geliyor. Secdeye gittiğimizde çocuklar hep boynumuzu atlıyor. Evet abi. Tamam. Sen de doluyordur mutlaka. Evet, İsmail amca doğru durmuyor, evet, hiç. Hep Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aklıma geliyor. Evet. Yani secdedeyken, rükudayken. Ne kadar güzel abi. Çocuklara dedik ya işte geleceğimiz. Biz onlara, evet, yatırım yapmamız lazım. Biz nasıl yaşarsak, nasıl yaşantımızı sergilersek bizim evlatlarımızla, çocuklarımızla, bizleri örnek alan gençler de öyle şekillenmeye çalışıyor, öyle şekillenmeye devam ediyor. Abi biraz önce koro çalışmalarından bahsettiniz ya hani. Evet. Bu okuduğunuz eserlerin manasını aktardığınız için o çocukların gönlünde hem bu namelere hem bizim musiki geleneğimize hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bağlılık çıkıyor ortaya değil mi abi? Tabii ki yani bizim özellikle seçtiğimiz repertuar, evet, hep bu anlamda repertuarlar. Hani klasik müziğimizden de alıyoruz. Evet. Halk müziğimizde de vardır Efendimiz'e anlatan olmaz eserler. Olmaz mı? Tabii. Tasavvuf müziğimiz keza %80'i 90'ı hep Peygamber Aleyhisselam'a ithaf edilmiştir. Bunlar birbirine bağlayınca tabii çocuklarla bir de elektriği yakalayabiliyorsanız eğer, o çok önemli. Onların, evet, gönlünde taht kurabiliyorsunuz. Çok yani önemli. Biz 4-5 yıldır çalışıyoruz gençlerle. Şimdi bizim çocuklarımız hep üniversiteye başlıyorlar bu sene. Evet. Geçen sene başlayanlar oldu. Bu sene başlayanlar oldu. Maşallah. Yani bizim mezun ettiğimiz 150-200'e yakın çocuğumuz. Hay maşallah. İnanın abi, ne kadar güzel. Okullarda çok farklı kişiliklere büründüler bizimle beraber. Direkt zaten o yani yaşıtlarıyla veyahut da aynı sınıftaki diğer öğrencilerle kıyaslandığında tabii bunlar ki gerçekten repertuar sahibi. Repertuar sahibi, eser icra edebilecek. Bilen, evet. Bizim hocamız hep öyle derdi zaten. Yani evet, sizler gittiğiniz yerde hep bir adım önde olacaksınız ve hep ayrıcalıklı olacaksınız. Çünkü 50 kişinin olduğu bir mecliste siz çıkıp şarkı okuyacaksınız. Müthiş bir şey. Veyahut siz, evet, çıkıp saz icra edeceksiniz. Evet. Ut çalacaksınız, tambur çalacaksınız. Dolayısıyla siz hakim de olsanız, savcı da olsanız, öğretmen de olsanız bir ekstranız olacak yanınızda. Evet. O da müziğiniz. O da bütün ihtişamıyla bir medeniyetin tezahürü gibi. Tabii ki. O kişiyi elbette ön plana çıkartacak ama mutlaka onun da dünyasının ne kadar zengin olduğunu da çok gösterecek. Çok zenginleştiriyor mutlaka. Evet. Abi izninle bir eser okumak tabii istiyorum. Ki. Suzi Dil makamında tespit edilmiş bir şarkı, Unutamıyorum isimli şarkı. Allah Allah. Güfte Tekin Gönenç'e ait, beste ise Avni Anıl merhuma ait. Harika bir şarkı. Bende çok farklı bir anısı olan bir şarkı. Yine izninle anısından bahsedeyim. Benim bir büyüğüm Haşim abim, sen de yakın tanıyorsun onu. Çok böyle sessiz sakin bir yapısı vardır onun. Evet. Yani onu çok böyle kahkahayla gülerken de göremezsin. Çok böyle gözlerinin dolduğuna veyahut da ağladığına da şahit olamazsın. Çok enteresan bir yapısı var. Rahmetli babamın vefatının neredeyse ilk haftaları. Çok sevdiğimiz aile dostlarımız gelmişler ve evde bana dediler ki hadi ya bir şeyler söyle. Ben de bu şarkı rahmetli babamla çok farklı bir diyalogumuzun olduğu bir şarkıydı. Evet.
Bunu okumaya başladım. Abim üngür üngür ağlayarak odadan çıktı abi. Ya o an gözümden gitmiyor. Allah selamet olsun. Amin inşallah. Müsaadenle onu okuyayım abi. Buyurun. Burada. Eyvallah abi. Aşk olsun. Aşk olsun efendim. Eskiler öyle derlerdi. Güzel bir icra dinledikleri zaman aşk olsun. Estağfurullah. Haddimiz değil aslında ama. Estağfurullah. Aşk olsun. Eyvallah. İnşallah muhabbet olsun. Aşk olsun. Aşkımız, sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. Yoksa başka bizi ayakta tutan bir şey yok abi ya. Evet. Yani bu muhabbettir aslında aramızdaki bu ülfeti, bu birlikteliği tesis eden. Ve tanıdığımız andan itibaren de ya biz işte şunun hesabını yapmayız asla. Ya şununla şu kadardır dostum dediğin bir dostun oldu mu abi? Yok tabii. Yani o tabii. Dostluk farklı bir şey. Elest bezminde tanıştığın bir evet. Ruhtur aslında karşında sana muhabbet eden kişi. E tabii dostluklar karşılıksız, çıkar ilişkisine dayanmadan evet. Tüm güzelliğiyle, evet. paylaşımcılığıyla olmalı. Maalesef günümüzde bu dostlukları pek fazla bulamıyoruz ama evet. Bir elin parmaklarını da artık yakalayamıyoruz. Evet, ama maalesef. Bizler kendimizi şanslı addediyoruz herhalde. Güzel dostlarımız var hayatta. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah zeval vermesin, selamet amin, versin inşallah, amin, inşallah cümlesine. Birlikteliğimizi, hayat onlarla güzel. Gerçekten öyle. Yani birlikteliğimizi kıymetlendiren ne varsa aslında ortak paydamız olduğu noktada ifade ediyorum ben onu.
Tabii. Hani mesela işte Murat Eroğlu'nun hayatında musikinin ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu ben biliyorum. Evet. Benim hayatımda da musiki çok geniş bir noktayı kaplıyor. Musiki üzerinden bir dostluk gibi de görmüyorum aslında ben bunu. Bizim birlikteliğimizin musikimizi kuvvetlendireceği noktasında değerlendiriyorum. Tabii mutlaka. Çünkü elhamdülillah bugüne kadar birçok yerde birlikte olduk. Değil mi abi? Ve tabii. Yani Allah izin verirse yapacağımız işlerde de böyle en azından planımız, programımız birlikte yürüyor. Birlikte bir şeylere karar vermeye gayret ediyoruz. İşte bu noktada da hani iki kişi halisane bir araya gelip güzel bir işe adım atmaya niyetlendiğinde üçüncü olarak ben onlara destek olurum buyuruyor ya Cenab-ı Allah. Eyvallah. Eğer niyetimizi halisane tutarsak niyetler ki ümidimiz halis, odur. Akıbet hayır olsun inşallah. Allah-u Teala'nın izni, inayeti, diyelim, yardımı, musiki, desteği bizimle olsun. Musiki hem birleştiriyor evet. hem de devamını sağlıyor evet. dostlukların. İşte dediğim gibi biz 20-25 yıllık dostluklarımız hep musiki korolar vesilesiyle evet. olmuştur. Orada tanışmışızdır. Orada tabii birliktelikler çok güzeldi. Başımızdaki adam çok güzeldi. Eyvallah. Ve bu yıllara kadar kopmadan devam etti elhamdülillah. Elhamdülillah abi. Çok şükür. Abi sizden bir eser dinlesek mi? Ben şimdi, nasıl geçti zaman bilmiyorum. Son 10 dakika diyorlar. Ciddi mi? Şimdi Nabi merhumun bir evet, güftesi var biliyorsunuz. Bunun kısacık da bir hikayesi var. Lütfen abi. Dönembaşı Çorlu Ali Paşa başbakan olduğu zaman o zamanki sadrazamlar evet. merhum Nabi'nin evini yıktırıyor. Allah ve Allah. Maaşını kestiriyor. Aralarında bir ihtilaf var. Sürtünme var. Ondan dolayı Nabi'yi de hemen kalemi güçlüyor adam dua şairimizin evet. biliyorsunuz. Bağ-ı Dehr'in hem hazanın Allah hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz diyor. Eyvallah. Biz diyor çok güzel. Hayat bağının diyor hem neşesini hem hüznünü hüznü. Görmüşüz. Biz diyor neşeyi de görmüşüz, mutluluğu da görmüşüz, gam rüzgarlarını da görmüşüz. Lakin çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde biz hezarın, mest-i mağrurun, humarın görmüşüz Allah diyor. Allah'ın eğer sen diyor bu makam mevki sarhoşluğuyla devam edersen biz çok baş aşağı gidenleri de görmüşüz hayatımızda. Ve Çorlu'da çok sıkıntılar çekerek vefat etmiş. Evet. Bekir Sıtkı Sezgin Üstad da bestelemiş bunu. Paylaşalım isterseniz. Lütfen abi. Büyük bir zevkle dinleyeceğiz eyvallah. Huşu içinde inşallah abi. Bizine şatın
Eyvallah abi. Yani gerçekten harikulade bir eser. Hem güftekarını hem bestekarını rahmetle andığımız bir eser. Hani şair Nabi'nin sakın terki edepten koyu mahbubu hüdadır bu ifadesiyle başlayan müthiş bir nutku şerifi vardır ya abi. Evet. Nazargâh-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır bu. Onun da tabii çok güzel bir hikayesi var ama ona vaktimiz yetmeyecek herhalde. Yani, evet. Tabii güzel insanlar dedik ya gelmiş geçmiş. Evet. Bu muhabbetle, bu aşkla Nabi de çok büyük bir peygamber sevdalısıdır. Aynen değil mi abi? Ona edebinden, saygısından, aşkından o söylemiş olduğunuz beyitleri yazmıştır. Evet. Allah dediğimiz gibi kibirden bizleri muhafaza amin, eylesin. Amin. Paşa'ya da öyle demiş işte. Yani böyle evet. Makam mevki sahibi oldun. Eğer şımarırsan sarhoşluğu devam ederse bunu biz çok gördük böyle baş böyle aşağı, baş aşağı olanları. Değil mi? Eyvallah. Abi programın sonuna geldik. Bir eserle kapatacağız ama istiyorum ki son eseri sizinle birlikte okusak. Olur. Leyla tabii. Bir Özgecan'dır, Karagözlü Ceylan'dır inşallah. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Çok geldin. Güzel oldu, çok hızlı geçti bugün. Evet ya, gerçekten. Çok da muhabbetli oldu. Çok sağ olun abi. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu güzelliklerin devam etmesini dilerim. Bize güzel inşallah. Programlara Eyvallah. Birlikte inşallah. Biz de dua ediyoruz. Rabbim sizlere bu millete gerçekten istifade sunacak birçok imkan nasip eylesin. Amin. Amin. Ve Cümle sizin için. Sesinizi, soluğunuzu, sadanızı dinleyecek birçok insanı Cenab-ı Allah o güzel evlerinde, mekanlarında istihdam i̇nşallah. Etsin ve sizi dinlesinler. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür Eyvallah. Ederiz abi. Eyvallah. Evet değerli seyirciler, bugün çok kıymetli üstadım, ağabeyim Murat Erol Beyefendi ile birlikte muhabbetname yolculuğuna sizlerle birlikte çıktık ve bu güzelliklere şahit olduk. İnşallah önümüzdeki hafta bizim için bayramın yaşanacağı günün bir öncesinde Arefe'de sizlere merhaba diyeceğimiz hafta olacak. İnşallah o gün görüşeceğiz ama Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki hani ömrümüzü bir zamanlar Ramazan ayı içerisinde ifademizle şimdi size söylüyorum. Ömrümüzü Ramazan eylesin ki inşallah ahiretimiz bayram olsun. O bayram neşvesini de inşallah bu Kurban Bayramı'nda da hep beraber sizlerle birlikte bütün dünyadaki mümin kardeşlerimizle birlikte yaşayalım ve yaşatmaya da gayret edelim bu muhabbeti. Tekrar hasreten Murat Erol abime, üstadıma teşekkür ediyorum. Bendeniz Necip Karakaya. Okuyacağımız bir eserle sizlere veda edeceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın. Yollarda gözlenen o.